1964 yılında Tunceli'de doğdu. İlk öğrenimini Tunceli'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Amcasının oğlu Rahmi Saltuğ'un plak şirketinde 4 yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müziği kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar içinde önem taşıyan eserleri Kalan Müzik etiketi altında yayınlandı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Saadettin Kaynak'tan Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfi'ye, Malatyalı Fahri'den Aşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayınladı. Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük 900'ü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın minyatürleriyle klasik Batı müziği alanına yöneldi. Kalan Müziğin kuruluş amacı az bilinen kültürleri ve müzik türlerini bir arşiv halinde toplayıp müzik piyasasında bu birikime bir pazar yaratmak oldu ve 78 devirli taş plakların temizlenerek yeniden basımını gerçekleştiren kurum unvanını kazandı. Kalan Müzik eski değerlerin yanı sıra Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Tolga Çandar, Yansımalar, Grup Yorum, Kardeş Türküler, Fenomen ve çok sayıda ismin eserlerini de yayınlıyor. Amcasının oğlu Rahmi Saltuğ'un yapım şirketinde çalışırken arşiv yapma fikrinin oluştuğunu söyleyen Hasan Saltık, Anadolu Ajansı'na verdiği söyleşide, "Yani öyle bir şey yapmalıyız ki Osmanlı kültürü de dahil bütün Türkiye'nin coğrafyasını ve müzik kültürünü, çeşitliliğini, hepsini tanıtabilelim. Çünkü o sırada taverna ve pop furyası vardı. İlk başlarda biz arşiv serisi yapınca Anadolu halk ozanları, aşıkları veya diğer dillerde Kürtçe, Lazca, Zazaca, Süryanice, Yezidice veya Mübadele şarkıları yapınca bütün gazeteler bu plak şirketi de nereden çıktı dedi. Hatta müzik sektörü de bize enayi gözüyle bakmaya başladı," demişti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.